İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Gaziler Birliği yıllık genel toplantısı Kan'da gerçekleşecek. Konstantinopolis'teki Ermeni Kilisesi'ne hakaret edenler beraat etti. Dirençli Artsakh uğruna Sosyal Hizmet adlı yüksek lisans programı devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Suriye diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutluyor. Demokratik Alevi Kadınlar Birliği'nin 8 Mart vesilesiyle mesajı. Batı Ermenistan'ın Van Bahçesaray Karayolu'na çığ düştü. Kar kalınlığı 10 metreyi buldu. Türk olarak bilinen müzisyen Ermeni olduğunu ancak 40 yaşında nasıl öğrendi? Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, 12 Mart 2022 günü saat 15'te sizi iki Artsakh Savaşı'nın eski gazileriyle buluşturmak üzere Fransa'nın Kan kentinde davet ediyoruz. Toplantı sırasında Gaziler Birliği Başkanı Jean Lazarosyan, hükümet adına hazır bulunanları selamlayacak. Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Birlik Başkanı bir rapor sunacak. Başkan Yardımcısı Vrej Abrahamyan'ın faaliyetleri hakkında bir rapor sunulacak. Veznedar'ın mali raporu sunulacak. Denetçi tarafından beyanların onaylanması, 2021 yılının faaliyet raporu, Batı Ermenistan'ın Surp Haç Kılıç Haç Nişan'ın resmi olarak verilmesi, 2022 yılında uygulanacak projelerin sunumu, hükümet yetkililerinin konuşmaları, diğer çeşitli konuların tartışılması gerçekleşecek. Konstantinopolis'in Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üstüne çıkıp dans eden 3 sanık hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Savcılığın kamu barışını bozucu diyerek birer yıla kadar hapislerini istediği sanıklar için mahkeme biri kilise üzerine çıkmadı, çıkanlar da suç kastıyla hareket etmedi diyerek şüpheden sanık yararlanır vurgusuyla beraat kararı verdi. 3 sanık hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'teki Mesop Maşnos Üniversitesi'nde Ermeni Eğitim Kurumu ve Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilen Sosyal Hizmet adlı yüksek lisans programının olağan kursu 7 Mart'ta organize edildi. Bu kez Ermeni Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Alek Bagdasaryan ve Ermenistan Cumhuriyeti Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Mira Antonyan bu vesileyle üniversiteyi ziyaret ettiler. Kurs, dirençli bir Artsakh'a sahip olmayı amaçlayan dayanıklı bir Artsakh için başlığını taşıyor. Alex Bagdasaryan, Artsakh'ta bulunduğu için büyük sevinç yaşadı. Bagdasaryan, Ermeni Eğitim Kurumu, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ta çeşitli faaliyetler yürütüyor ve yapılan çalışmaların sonuçlarını görmek için bugün Artsakh'a gelebildiğim için gurur duyuyorum. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan'a, Artsakh Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma ve Göç Bakanı Armine Petrosyan'a programın başarılı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kıldıkları ve her şekilde destekledikleri için minnettarım dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Faysal Al-Miktat, Ermenistan Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle mesaj alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan mesajında Ermeni-Suriye ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güvene dayalı sağlam bir temele bağlı olduğunu kaydetti ve bu iki devletin zor durumlarda birbirlerine verdikleri insani ve manevi destek ile defalarca ifade edilmiştir derken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Al-Miktat ise iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştiğini söyledi. Al-Miktat, Suriye tarafının Ermeni-Suriye ilişkilerini derinleştirmeye, iki dost halk ve ülke arasına tarihi bağları güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Hatırlatmakta yarar var ki, Suriye, Batı Ermenistan ve Kilikya arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'yi, Lübnan'ı, Filistin'i ve Kilikya'yı özgürleştiren Doğu Lejyonu'nun oluşumundan bu yana fiilen başladı ve devam etti. Reyya Hak, Hak yolu Alevilik inancındaki kadınların her gününü 8 Mart ruhuyla yaşaması gerektiğini belirten Demokratik Alevi Kadınlar Birliği, ta ki dans edebilene, semaha durabilene, halaylarda buluşabilene dek her günü 8 Mart'laştıralım, direnişi kuşatalım mesajı verdi.
Demokratik Alevi Kadınlar Birliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Direnmenin elzemini vurgulayan Demokratik Alevi Kadınlar Birliği'nin açıklaması şöyle: "Yaşam tanrıçaları yaşamlarına dair güçlü sözler ve eylemler örgütlüyor. Kendi atlarına, kendi yaşamlarına dair. Tarih devinimler yaşıyor. Biz de deneyimlerden, demlenmekten büyük hazlar alıyoruz. 2022 Avrupa'sında kendi yaşadığımız ülkelerin ötesi ve geldiğimiz yurtlarında göçebeleriyiz. Reya Hak inancında da çok sayıda soykırım ve katliamlar yaşanmıştır. Yaşanan her katliam ve soykırım denemesinde binlercesi Dersim'de, yüzlercesi Maraş, Çorum, Koçgiri'de, onlarcası Sivas'ta yakılmış ve bedenlerimizde inancımız, tarihimiz, ana topraklarımızın yok edilmesi, köksüzleştirilip soykırıma uğratma iddiası hedefe konulmuştur. Bu nedenledir ki biz Reya Hak inancındaki kadınların her gününü 8 Mart ruhuyla yaşayıp örgütlemesi gerekiyor." Batı Ermenistan'ın Van Bahçesaray Karayolu'na olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden çığ düştü. Çığın geldiği bölgede ekiplerin 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizleme çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 40 gün kapalı olan Van Bahçesaray Karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşmaya açılmıştı. Çığın geldiği bölgede 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor. Ünlü Türk rock şarkıcı Yaşar Kurt her zaman bir devrimci olmuştur. Hükümet karşıtı protestolara katıldı, tutuklandı ve hatta hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıları bir muhalefet sembolü olarak algılandı. Savaşa, şiddete ve dini tahammülsüzlüğe karşı bir marş gibi geldi. 2008 yılının Ekim ayında Türkiye'de yetkililerin soykırım konusundaki politikası nedeniyle Ermenilerden özür dileyen ünlü bir dilekçeyi Yaşar'ın da imzaladığı için kimse şaşırmadı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Barza Buzuk, Tulum'la Rafik Harutyunyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.